2022 yılında 1 GB RAM'li bir tablet veya bir telefon kullanılır mı? Kullanırsak ne gibi deneyimler alıyoruz? Bunun dışında oyun performansı gerçekten yeterli mi? Bu videoda bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. Bu videodaki konuğumuz iPad mini 2 olacak. iPad mini 2 yaklaşık 9 yıl önce çıkmış bir tablet. Şu anda bu tablete baktığım zaman Apple'ın A7 çipi ve 1 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. A7 çipini bir açmak gerekirse 64 bit mimariye sahip olan ilk iş diyebiliriz. Bu noktada çift çekirdekli bir yapıya sahip olduğunu da söyleyeyim. iPad mini 2 bayağıdır kullanıyorum. Bu tableti yalnızca videolarla ilgili inceleme için aldığım notları tutmak ve bazen de Netflix gibi platformlarda bir şeyler izlemek için kullandığımı söyleyebilirim. Çok aktif bir kullanımım yok. Ancak bu videoda iPad mini 2 derinlemesine zorlayacağız ve oyun performansına genel deneyimine birlikte yakından bakacağız. Şu anda bu tarz bir iPad mini 2 baktığım zaman ikinci elde 1000 TL 1200 TL bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Ancak benim iPad mini 2'min 32 GB olduğunu da söyleyeyim. Bu noktada eğer bu cihazı almayı düşünüyorsanız 32 GB'ına bakmanız bence daha faydalı olacaktır. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Her zamanki gibi tasarım incelemeye başlayalım. Deneyimlerimden de son değerlendirme kısmında bahsedeceğim. Bu videoda özellikle performans tarafına yoğunlaşacağımızı da söyleyeyim. Tasarımsal açıdan iPad mini 2 döneminin ötesinde diyebilirim. Evet burada ön tarafta çok ciddi bir şekilde kalın çerçevelerle karşılaşıyoruz. Ancak arka taraftan cihaza baktığımızda çok şık bir tasarımın olduğunu söylemem gerekiyor. Burada kullanılan malzeme yapısı da metal olarak önümüze çıkarken 7.5 mm kalınlık ve 331 gramlık ağırlığı çok hafif hissettirmeyen ama ağır da hissettirmeyen, kesinlikle güven veren sağlam bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. iPad mini 2 tasarım açısından gerçekten beğendiğimi belirtmem gerekiyor. Ekran tarafına geçtiğimizde burada oldukça doyurucu bir ekran önümüze çıkıyor. Baktığım zaman 2K'nın üstünde bir çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran. Oyun oynarken olsun, günlük kullanımda olsun gerçekten çok başarılı. Dostlar bu ekranda tek eksi diyebileceğim nokta yansıma önleyici bir kap kaplamanın olmaması yani gün altında kesinlikle bize bir görme zorluğu yaşatıyor. Yansımaları hiçbir şekilde engelleyemiyor. Yonga City kısmında iPad mini'de Apple A7 çipini görürken 1 GB RAM bizleri karşılıyor. Performans olarak iPad mini 2 menüde uygulamaları kullanırken günümüz için bile bence halen yeterli bir performansa sahip. Tabii ki bu cihazı uzun süreler zorladığınız zaman oyun oynamıyor olsanız bile ısındığını belirteyim. Ama yine de deneyimimizi kötü yönde etkilediğini düşünmüyorum. Şimdi asıl konuyu ya PUBG performansına bakarsak iPad Mini 2 oyunun desteklemiş olduğu en düşük grafiklerde 25-30 FPS bandında oynatabiliyor. Oyun içi deneyime geldiğimizde çok akıcı olmasa da yine de oynanabilir bir performansı veriyor. Burada özellikle PUBG'de bir araç alıp sürdüğünüz zaman cihazı çok daha fazla zorlamış oluyoruz. Çünkü haritayı çok daha hızlı bir şekilde yenilemesi gerektiğinden işlemci tam performansıyla çalışabiliyor. Bu noktada FPS droplarıyla fazlasıyla karşılaştığımızı belirteyim. Isınma konusunda özellikle 15 dakikadan sonra iPad Mini 2 PUBG'de ciddi bir şekilde ısınmaya başlıyor. Ancak burada ısınmanın ekran parlaklığıyla da ilgisi olduğunu söyleyeyim. Dediğim gibi ekranda bir yansıma önleyici kaplamanın olmamasından dolayı şu anda video çekerken parlaklığı fulllemem gerekiyor. Bunun da ısınmaya ve performansa ciddi şekilde olumsuz bir etkisinin olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani siz bu tableti aldığınız zaman yarı parlaklıkta PUBG oynadığınızda hem daha iyi bir performans alırken ısınma konusunda da çok daha yüksek derecelere çıkmayacağını belirteyim. Biz burada sınırlarına kadar iPad Mini'yi zorluyoruz. Açıkçası şu şartlarda bile halen oynanabilir bir seviyede olduğunu düşünüyorum ve fiyatına oranla vermiş olduğu performansı konuşursak iPad Mini 2'nin performansı bence mükemmel bir durumda. iPad Mini 2 Geekbench 5'te tek çekirdekte 269, çoklu çekirdekte 516 puan almayı başarıyor. 15 dakikalık bir PUBG sonrasında %5'lik bir pil tüketimimiz oldu. Full parlaklık için bu batarya tüketimi de gerçekten güzel bir seviyede. 6200 mAh batarya ve 12W hızlı şarj desteği bulunuyor. Eğer çok fazla oyun oynamıyorsanız bu batarya kullanıma bağlı olarak 2-3 güne kadar da rahatlıkla götürebilecek düzeyde. Kamera kısmında Mini 2'de 5 megapiksellik bir arka kameramız fotoğraf performansı konusunda beni şaşırtmayı başardı. Çok iyi bir performansı tabii ki bekleyemeyiz ama kendi kategorisinde en iyilerden diyebilirim. İdare edecek düzeyde fotoğraflar çekebiliyoruz. Video olarak Full HD 30 FPS videolar çekebilirken ön tarafta 1.2 megapiksellik standart bir kamera bulunuyor. Yazılım tarafına baktığımızda iPad mini 2 iOS 12.5'te kalmış bir tablet ama güncel uygulamaların neredeyse tamamı halen yüklenebiliyor. Yazılım deneyimi olarak çok akıcı kusursuz bir arayüze sahip olmasa da kesinlikle idare edecek seviyede yavaşlama donma problemi yaşamıyoruz. Yazılım konusunda da bu kadar eski bir cihaz olduğunu iPad mini bize hissettirmiyor. Hoparlör olarak iPad mini de stereo hallerimiz bulunuyor. Bir müzik dinlerken olsun, bir şeyler izlerken olsun vermiş olduğu ses deneyimi oldukça doyurucu ve şimdi iPad Mini'nin son değerlendirmesine geçelim. Dostlar şimdi bir özet geçecek olursak iPad mini 2 9 yıllık bir tablet olmasına rağmen genel deneyimde bize bu kadar iyi bir performansı halen verebiliyor olması inanılmaz şaşırtıcı. Bu noktada Apple'ı gerçekten takdir etmek gerekiyor. Halen güncel işlerimizi halledebilirken pek çok noktada bu tabletin bizi üzmemesi halen bir yavaşlama problemiyle karşılaşmamamız da gerçekten takdire şayan bir durum. Ancak burada test ettiğimiz iPad mini 2'nin 32 GB olması da burada önemli bir avantaj. Eğer ona 6 GB'lık bir iPad mini 2 alırsanız ve bu depolamayı sonuna kadar zorladığınız zaman yavaşlamalar, oyunlardaki performanslarda da düşüşleri görebilirsiniz. Depolama alanı eski cihazların performansında çok çok önemli etkenler arasında. Burada batarya haricinde depolama alanında cihazımızın genel deneyimini etki eden en büyük faktörlerden. iPad mini 2'yi tabii ki güncel iPad mini modelleriyle veya diğer iPad'lerle karşılaştırmamız kesinlikle doğru olmaz. Burada güncel Android tabletler de kesinlikle kıyaslanabilecek bir performans da değil. Ancak 9 yıllık bir cihazı kendi segmentinde düşündüğümde inanılmaz başarılı diyebilirim. Ben iPad mini 2'yi hem oyun tarafında hem de genel deneyimde sunduklarıyla oldukça beğendim. Zaten güncel cihazların performanslarıyla da iPad mini 2'yi kıyaslamamız kesinlikle adil olmaz. Burada 9 yıl önce 8 yıl önce çıkan diğer Android tabletlere baktığımız zaman PUBG'yi çalıştırmayı bırakın genel deneyimde bile gerçekten çok yavaş inanılmaz derecede bize sorun çıkartacak performanslar verirken iPad mini 2'ye baktığımız baktığınızda PUBG gibi yüksek grafikli oyunların bile üstesinden gelebiliyor. Bunun dışında kesinlikle her türlü kullanım için 1000 TL 1500 TL bandında yani yaklaşık 70-80 dolarlık fiyatıyla kesinlikle önerebileceğim bir cihaz diyebilirim. Tabii ki yaklaşık 7 yıldır aktif olarak kullanılan bir cihaz olduğundan dolayı batarya performansı ilk günkü seviyede değil. Buna bağlı olarak oyunlarda da özellikle aktif bir şekilde ara vermeden 3-4 saat oyun oynadığınız zaman iPad mini 2'nin batarya tariyesi kesinlikle hızlı bir şekilde bitebiliyor. Burada ısınma konusunda da biraz daha fazla ısındığını söyleyebilirim ama bunlar da gerçekten çok eski bir cihaz olduğunu düşündüğümde yine de bence bu kadar eski bir cihazda bu gibi eksiler göz ardı edilebilir. Kamera tarafında da bir tablete göre gayet iyi bir performansa sahip olduğunu düşünüyorum. Güncel tabletlerle kamera tarafında kesinlikle kıyaslanabilecek seviyede. Düşük bütçeyle bir oyuncu tableti almayı düşünüyorsanız burada iPad Mini 2 minimum 32 GB olarak rahatlıkla alabilirsiniz. Her türlü kullanım için halen yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar sizlerle beraber iPad mini 2 detaylı bir şekilde inceledik ve tüm deneyimlerimden de bahsettim. Peki sizler iPad mini hakkında neler düşünüyorsunuz? Halen alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.